kardeş sevgisi yok, abi sevgisi yok, baba sevgisi yok, ana sevgisi yok. Nimet var, iş var, aş var, bereket var belediye hizmetinizde. Bir eksik var. Şükür yok, şükür. Allah'ım çok şükür. Bugün senin sayende karnım doydu. Ne güzel belediyemiz iş buluyor. Aş veriyor, ekmek veriyor. Böyle güzel mekanlar kuruyor, bana hayat veriyor. Ama ben şükretmiyorum. Bize bu hizmeti edenlere saygı göstermiyorum. Çünkü benim tek amacım var. Bugün kaç adam kandıracağım? Acaba kaç para kazanacağım? Sonra bu kazandığımız parayı zannediyoruz ki bereketli para. Hanımın yanına gidince, hanım ben bugün çok para kazandım. Nereden? Kahvede oyun oynadım, batak oynadım, 51 oynadım, bugün para kazandım, okey oynadım. O gün paramız var. Kimin ahını alarak okey kazandık? Parayı kazandık. Bir kardeşimin cebindeki belki de evinin ekmek parasını aldık. Belki bir kardeşimiz okula vereceği, çocuğuna vereceği harçlığının parasını aldı. Ağlıyor, onların evinde baca tütmüyor. Onların evinde yiyecek ekmeği yok. Ben kazandım hanım, al sen pazar parası ya. Haram para. Milyarlar dolar olsa ne yazar? Bu cebi doldurdun, eve gidene kadar bu cepte bir lira kalmadı herkese yok. Haram para çıkar. Çünkü iki tane kardeşimin cebindeki harçlığını aldın, gasp ettin. Onu zannettin ki ben yendim, hak ettim aldım. Hanımına da haram lokma yedirdin. Ve akşam da yemeği yerken şunu düşüneceksin. Benim kardeşimin ben parasını aldım ama evde çocuğum açsa, okula gittiğinde ekmeği yoksa, zayıflıktan da eğer kurumuşsa vicdan eden paramparça olacaksın. Ama olmuyoruz. Ben kazandım diye kendimizi haklı görüyoruz. Ben kazandım. Oyunu ben kazandım. Ben güçlüyüm. Dövdüm ağızlarını, burnlarını kırdım. Ama kırdıran. Kardeşin açsa, kardeşin mazlumsa, gözü yaşlıysa, sen kabadayı olsan ne olur? Kabadayı olmasan. Dövsen ne olur, dövmesen ne olur. Allah zaten dövüyor biliyorsunuz. Bakın şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olursunuz? Kendinize gelin. Bizim vazifemiz belediye olarak insanımıza en iyi hizmeti sunmak.